Merhabalar arkadaşlar. H5P derslerimiz devam ediyor. Bu dersimizde de sizlerine H5P ile hafıza oyunu yani memory game nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğiz. İlk önce H5P org sitesine giriş yapıyoruz kullanıcı adı ve şifremizde. Daha sonra hesabımıza girince tryout H5P diyerek içerik oluşturacağım sayfaya geliyorum. Buradan memory game yazıyorum ama burada yüklü olmadığı için ben daha önceden indirmiş olduğum hafıza oyunu ile ilgili dosyamı buraya yükleyerek bunun üzerinde değişiklikleri yapacağım. Siz de buradaki Exams and Downloads kısmından, uygulamalar ve indirmeler kısmından hafıza oyunu ile ilgili bir şablonu indirip onun üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Title kısmına içeriğimle ilgili başlığı giriyorum. Kuşlarla ilgili bir eşleştirme hafıza oyunu yapalım. Kuşlar hafıza oyunu şeklinde ismimizi verelim. Evet, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kartlarımızı sıralıyoruz. Add kart dediğim zaman yeni bir kart oluşturmuş oluyorum. Buraya dilediğim kadar kart oluşturabiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 20'den fazla oluşturamıyordum. En fazla 20 kart olması lazım arkadaşlar. Zaten çok fazla olması da karışıklığa sebep olduğu için 20'ye kadar olan kart sayısı yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, ilk kartım için bir görsel seçiyorum. Buradan kuşlar kısmından arı kuşumuzu seçelim. Buradaki alternatif text for image yani görsel için bir alternatif text giriniz. Bu alternatif text görsel görüntülenmediğinde yazacak ya da görme engelli arkadaşlarımız için ipucu niteliğinde olacaktır. Buraya gökkuşağı renginde kuş diye bir ipucu metni ya da alternatif text yazalım. Dilersem bu görselin yanına bir tane ses de ekleyebilirim. Buradan upload diyerek bir ses ekliyorum. Arı kuşu sesi. Dilersem bu eklediğim seslerin sayısını artırabilirim. 2-3 tane ses daha ekleyebilirim. Ya da bir URL ekleyebilirim. Ya da ses kaydedebilirim buradan arkadaşlar. Ama dosya boyutunun 16 MB'ı aşmaması gerekiyor. Tabii ki dosya boyutum ne kadar küçük olursa sayfamın yüklenme hızı da o kadar yüksek olacaktır. Kullanıcıyı bekletmemiş olacağız. Buradaki matching image kısmı bunun eşleşen dosyası, görseli ya da eşleşen sesi hangisi ise bunu ekliyoruz. Eğer ki buraya bir dosya eklemezsek, görsel, yazı vesaire eklemezsek şu yüzün aynısından bir tane daha oluşturuyor ve ikisini eşleştirmemizi istiyor. Buraya ben arı kuşu yazısını ekliyorum. Alternatif text for matching image yani eşleşen görsel için alternatif text de oluşturabiliyoruz ama zorunlu değil. Bununla ilgili buraya tekrar ses de ekleme şansım var. Description açıklama kısmına da bunlar eşleştikten sonra alt tarafında bir açıklama gösterebiliyorum. Buraya da yazalım. Tebrikler, arı kuşunu buldun diyerekten bir açıklama yazmış olalım arkadaşlar. Evet, ikinci kartım için de şöyle yapayım. Sadece kukumavu kuşunu ekleyeyim. Altına da açıklama kısmına nokta nokta diyerekten geçiştirelim. Buna da herhangi bir ses dosyası ya da matching image eşleşen görsel eklemeyeceğim. Sonucunu görmüş olacağız. Evet, buraya da leylek görselini ekleyelim. Ömrü lakla geçer diyerekten de bir alternatif text oluşturalım. Buna da sadece bir ses dosyasını eşleşecek dosya olarak ekleyelim. Leylek diye de bir açıklamamız olmuş olsun. Üçüncü kartım için de buraya yalı çapkınlı ekleyelim. Balık kral balıkçıdır diğer adı diyelim. Kral balıkçı olarak da bilinir diye bir açıklamamız olsun. Buna da görselimizi eklemiş olalım. 4 tane görsel yeterlidir.
Bunları artırabilirsiniz. Size kalmış. Açıklamada diğer adı Kingfisher diyerekten yazalım buraya. Evet, buradaki ekleyeceğim kartlar 4 tane oldu. Şimdi diğer ayarlarımıza geçelim. Buradaki davranış ayarlarında pozisyon yani bir kareye sığdırsın mı diyerekten kullanılabilir alanın tamamına sığdırıp sığdırmayacağımızla ilgili bir soru soruyor. Bunu kaldırdığım zaman mümkün mertebe yan yana sıralayacaktır. Eğer ki sığmadığı halde görüntü büyütülürse yine responsive yani ölçeklendirilebilir bir hal alacaktır. Buradaki number of cards to use kullanılacak kart sayısını bize soruyor. Kaç kartın kullanılacağıyla ilgili. Burada da oyun bittiği zaman tekrar denemek ister misiniz diye bir buton görünsün mü görünmesin mi onun ayarını yapmış oluyoruz. Buradaki ayarlar kısmı yani look and feel kısmında da tema rengini ayarlayabiliyoruz. Şöyle turuncumsu bir renk olabilir. Veya kartın arka yüzünde yani bize dönük her zaman için kapalı olan yüzünde bir görsel görünmesini istiyorsak onu da buraya ekleyebiliyoruz. Evet, çeviriler kısmında da yazıların Türkçeleştirmesini yapabilirsiniz. Google Translate'i kullanabilirsiniz ya da bildiğiniz kadarını çevirebilirsiniz burada. Evet, kaydederek içeriğime bakıyorum. Evet, sahnemiz hazır. Burada gördüğünüz gibi yan yana sıralanmış kartlar. Bu ayarı şuradan değiştirebiliriz edit diyerek. Şuradaki davranışsal ayarlar kısmından burayı işaretleyerek tam dolu, burayı dolduracak kadar, gördüğünüz gibi alanı dolduracak kadar bunları büyük kartlar halinde de gösterebilirim size kalmış. Evet, arı kuşu demiş, leylek geldi, yalı çapkını. Şunun, şu görselin yanına eşleşmesine herhangi bir şey eklememiştik. Bakalım, evet gördüğünüz gibi aynısından iki tane göstermiş oldu. Yalı çapkını, arı kuşu, neredeydi yalı çapkını? Evet. Altında da gördüğünüz gibi açıklamada yazmış olduğum bilgileri buraya burada gösterdi. Arı kuşuna ses eklemiştik. Eşleştirdiğimiz zaman tebrikler arı kuşunu buldun açıklamasını yazmıştık. Tıkladığımız zaman bu da gidiyor. Leylek için ses eklemiştik. O sesi de orada çaldı. Evet, try again. Tekrar oynamak ister misiniz diyor. Şurada good work, iyi iş çıkardın diyor. Bunları tabii Türkçeleştirme kısmından Türkçeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde hafıza oyununu oluşturmuş olduk. Bunu derslerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer ki öğrencilerinizin aklında kalmasını istediğiniz görseller, kavramlar varsa gayet işe yarar bir içerik türü olarak bize yardımcı oluyor Memory Game. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi çalışmalar.